Uzun zamandır tanıdığım Şeyma Subaşı'yı bakalım tavlayabilecek misin? Eğer kendime güveniyorum diyenlerden sen, haydi başlayalım. Şeyma Subaşı çevrim içi diyor. Ne diyor şimdi onun altında ne var? Dur bakayım. Mi ami güzel, güzeli ne haber? Şeyma bu hafta sonu nerede olacaksın? Selam seni çılgın şey. Dünkü partiden sonra kendine gelebildin mi? Neymiş bu böyle şimdi ne oluyor? Ben bir test göremiyorum ki. Ha bu tavlama lafları mı bunlar? Ha böyle mi tavlanıyormuş? Hayatımda hiç kimseyi tavlamak için herhangi bir çaba içine girmediğim için ben bu testten sıfır alırım muhtemelen. Hiç öyle bir şeyim olmadı. Ömrüm boyunca olmadı. Hiç kimseyi tavlamaya çalışmadım. Hiçbir zaman hatırlıyorum. Hiçbir zaman bir kızın böyle bir kıza gidip de böyle onu böyle tavlamaya, onunla birlikte olmaya, onu böyle ne bileyim hani konuşmak falan gibi bir şey içine girmedim yani. Hiç girmedim. Yani hep onlar girdi, ben girmedim yani. Şeyma, bu hafta sonu nerede olacaksın? Dünkü partiden sonra kendine gelebildin mi? Bir kere ilk tavlama anında bu şekilde hödük gibi girilmez. İsmi söylenir insanların. Çünkü kadınlar bundan hoşlanır. Bana sizli konuş, ismimi söyle falan denir yani. Miami güzeli ne haber yavrum falan diye girilmez. Ya da işte selam seni çılgın Şeyza falan yapmazsın. Böyle. Yavşaklık sevmez böyle kadınlar. Genelde böyle şeyi ya da ne bileyim böyle işte diyeceğim unuttum ya. Çete bir baktım gitti. Bunu seçelim. Daha ilk soruda tökezlemek sana yakışmadı. Lütfen tekrar dene. Pardon ben Şeyma Subaşı Acun'un eski karısı değil mi abi? Şimdi Acun abi de kalkıp bizi yani şimdi ben niye böyle bir şey içine girdim şu an ya? Oğlum ben beni niye böyle şeylerin içine sokuyorsunuz? Ben ne anlarım oğlum böyle şeyler? Şeyma Subaşı niye diyor ya? Ben ne anlarım oğlum? İçine düştüğüm duruma bak ya amına. Abone olun kanalıma abone olasıyım ben ya. Abone olun ya abone olun kanalıma abone olun abi ya. Abone olun ya.